Şimdi bir araya gideceğiz ama hatırlatalım. Jackie Chan'ın başrolünde olduğu Ölümcül Çarpışma filmi birazdan ekranlarınızda olacak. Aranın ardından kapanışın tekrar buradayız. Fındık deyince aklınıza çikolata mı geliyor? Artık fındık deyince aklınıza Suntat fındık lahmacun gelecek. Çünkü tadı aklınızdan çıkmayacak. Suntat fındık lahmacun tüm seçkin marketlerde. Suntat, Suntat, olursa sağlıklı olsun. Suntat, Suntat, olursa iyisi olsun. Tatilin için gereken tek şey SIM kartın. Ay Yıldız'ın Türkiye kampanyasıyla 30 GB'a varan internet paketlerinden birini tarifine ekleyebilirsin. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi Ay Yıldız.de sayfasında veya Ay Yıldız app'inde. Ay Yıldız, sen de bizdensin. Ay Yıldızlılara özel. Toplam 1 milyon euroya varan çekilişe app üzerinden sen de katıl. Merhaba, ben diş hekimi İsmail Güleç. Dentenev Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurucusu ve medikal direktörü. Bugün sizlerle Türkiye'de implant ve kaplama tedavileri hakkında konuşmak istiyorum. Bir diş hekim olarak konuşmaya nereden başlayacağıma karar vermek kolay değil. Çünkü çok iyi biliyorum ki güven sorunu yaşıyorsunuz. Acaba gerçekten kaliteli bir implant tedavisi alacak mıyım? Ömür boyu kullanılacak yeni dişlere sahip olacak mıyım? Fiyat konusunda suistimale uğrayacak mıyım? Emin olun, yaşadığınız tüm bu tedirginliğin ve kafanızdaki sorunların farkındayız. Bu sorunlara maalesef diş tedavilerinin tamamıyla bir ticarete dönüşmesi neden oldu. Tabii ki tüm klinikler ticari kuruluşlardır. Fakat işin merkezinde tedavi vardır. Nitelikli tedavi almak için binlerce kilometre öteden gelen sizlerin en iyi tedaviyi alma hakkınızı çok önemsiyoruz. Yıllarca gecenizi gündüz ederek kazandığınız birikimlerinizle iyi bir tedavi alamamak ve hayal kırıklığı yaşamak kabul edilebilir bir durum değil. İşte bizler bu durumun farkında olduğumuz için tüm implant ve kaplama tedavilerini daha şeffaf, hukuki garanti çerçevesinde ve en iyi malzemeler kullanılarak yapmayı amaç edindik. Eğer siz mutsuzsanız bizim mutlu olma hakkımız yok. Ben diş hekimi İsmail Güleç ve Dentenev ailesi olarak kusursuz bir tedaviyi makul bir fiyata size sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. İçiniz gerçekten rahat olsun. Çene kemiği eriyen hastalar için zigomatik implanttan tutun da diş tedavisi korkusu yaşayan misafirlerimiz için uyku konforunda, genel anestezi altında implant tedavisine kadar kliniğimizde tüm işlemler yapılmakta. Bunun dışında dijital diş hekimliği altyapımızla en iyi gülüşü tasarlama konusunda çok başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Size yakışan mükemmel gülüşü ortaya çıkartana kadar çalışıyoruz, vazgeçmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sizi mutlu etmeyen bir tedavi başarılı sayılmaz. Ve en önemlisi, 7 gün 24 saat ulaşılabilir bir klinik olarak hep yanınızdayız. 20 yıldır çalışma hayatımda olan bir hekim olarak tüm samimiyetimle söylüyorum. Önemli olan iyi bir tedavi almanız. İlla ki bize gelmeniz değil. Bu yüzden bizi her koşulda arayabilir, bilgi alabilirsiniz. Hayatta en önemli şey bir insanın hak ettiği saygıyı ve ilgiyi görmesi. Biz bu konuda söz veriyoruz. İçiniz rahat olsun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İstanbul'da görüşmek üzere. Kurban vekaletinizi Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız, başta deprem bölgesi ve Gazze olmak üzere, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşsın. Kurban bereketini yıl boyu yaşatan tüm kalplere hilal olsun Türkiye. İyi yolculuklar. Fando, çok kolay. Anında nakit paraya kavuşun ve arabanızı kullanmaya devam edin. Hemen şimdi Fando.de'den randevunuzu alın. Aspor Radyo. Sporun keyif ve heyecanı. Anında nakit paraya kavuşun ve arabanızı kullanmaya devam edin. Fando.de. Sevdiklerine giderken hediye, düşünme ne olur diye.
Ege Türk ürünleri en güzel hediye. Türk tadında, dünya çapında. Ege Türk. Afrika'nın kavruk sıcağından Latin Amerika'nın sıcak insanlarına, Türkiye'mizin sarsılan coğrafyasından uzak Asya'ya, herkesten saklanılan bu derin bakışların tebessümüne vesile olmak uğruna nefsini kurban et. Öz yöremin sırrını istiyoruz senden. Çıkar. Manyak mısınız? Şoförüm ben, şoför. Sen gıda mühendisi değil misin lan? Ne mühendisi ya? Ha mühendis ha şoför. Ne fark eder? Şunun lezzetine bir bak patron. Avrupa'da milyonlarca tüketicinin ilk tercihi Öz Yörem sucuk. Akıl helal et kaptan. Helal derdin mi? Takdir edilen lezzet. Öz Yörem. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar. Günler, yarın hava durumuyla karşınızdayız. Önce yurdumuzla başlayalım. Yurt genelinde güneşli hava var. İstanbul güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece. Ankara güneşli, sıcaklık 27 derece. İzmir güneşli, sıcaklık 33. Antalya güneşli, sıcaklık 31. Ağrı güneşli, en yüksek sıcaklık 23. Samsun güneşli, sıcaklık 25. Trabzon parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece. Yurtta durum böyle, sırada dünya başkentleri var. Budapeşte yarın parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Londra parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece. Brüksel bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece. Madrid güneşli, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yarınki hava durumunu aktardık. Bir sonraki günün hava durumunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Fındık deyince aklınıza çikolata mı geliyor? Artık fındık deyince aklınıza Suntat fındık lahmacun gelecek. Çünkü tadı aklınızdan çıkmayacak. Suntat fındık lahmacun tüm seçkin marketlerde. Suntat, Suntat, olursa sağlıklı olsun. Suntat, Suntat, olursa iyisi olsun. Fando çok kolay. Anında nakit paraya kavuşun ve arabanızı kullanmaya devam edin. Hemen şimdi Fando.de'den randevunuzu alın. Kurban paylaşmanın vakti. Bugün dünyadaki her 5 çocuktan biri gıda eksikliğinden dolayı yaşına uygun gelişim gösteremiyor. Yetersiz beslenme sebebiyle sağlıkları ve hatta hayatları tehdit altında. Islamic Relief, dünya çapında 3 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıyor, bayram sevincini yaşatıyor. Sen de yardım et. Bugün değilse ne zaman? Şimdi bağış yap. Sabah Avrupa şimdi cepte. Avrupa'nın en büyük medya platformlarından iKiosk'ta. Elektronik gazeteniz Sabah ister cepte, ister tablette, dilerseniz bilgisayarınızda. Sabah Avrupa'yı iKiosk menüsünde bulun, tek dokunuşla okuyun. Üstelik aylık sadece 19.99 euro. Ayrıntılı bilgi Sabah Avrupa'da. Kurban bağışınla muhtaç bir aileyi sevindirmenin tam vakti. Şimdi havale yoluyla bağış yap. Öz yöremin sırrını istiyoruz senden. Çıkar. Manyak mısınız? Şoförüm ben, şoför. Sen gıda mühendisi değil misin lan? Ne mühendisi ya? Ha mühendis ha şoför. Ne fark eder? Şunun lezzetine bir bak patron. Avrupa'da milyonlarca tüketicinin ilk tercihi Öz Yörem sucuk. Akıl helal et kaptan. Helal derdin mi? Takdir edilen lezzet. Öz Yörem.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak için gittiği Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. İki bakan heyetler arası yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Türkiye ile Çin arasında sürdürülecek iyi ilişkiler, bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacaktır dedi. Türkiye ile Çin arasında sürdürülecek iyi ilişkiler, bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacaktır. Asya Pasifik'teki gelişmeleri ve jeopolitik yansımalarını da yakından takip ediyoruz. Asya Pasifik'teki sınamaların etkin çok taraflılık, yapıcı diyalog çabaları ve ortak önceliklere dayanan işbirliğini gerektirdiğini düşünüyoruz. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Fidan, Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti. Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığı son derece memnuniyet vericidir. Çin'in Filistinlerle dayanışma içinde olmasını ve iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemesini takdirle karşılıyoruz. Devlet Başkanı Sayın Şeyh'in Filistin'de çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansı için çağrıda bulunması son derece önemlidir. Ne yazık ki bazı ülkeler İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme destek vermeye devam ediyorlar. İsrail'e siyasi destek ve silah sağlıyorlar. Bu ülkeler İsrail'in uyguladığı soykırıma maalesef ortak olmaya devam ediyorlar. Gazze'de ateşkes, Gazze'lilere insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüm için önümüzdeki süreçte de Çin ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın medeni bir rekabete alışmak zorunda olduğunu ifade eden Fidan, Türkiye'nin küresel istikrarsızlık ortaya koyan çabalara destek vermediğinin altını çizdi. Buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum. Dünya medeni bir rekabete alışmak zorundadır. Egemen güçlerin önceki yüzyılda kurmuş oldukları pazarların daha adil, rekabet edilebilir pazar şartlarında yeniden el değiştiriyor olması kabul edilmesi gereken bir sonuçtur. Buradan savaşa varan, daha farklı yıkımlara varan neticelerin üretilmemesi gerekiyor. Dünyamızdaki refah herkese yetecek kadar vardır. Onun için Çin'in ekonomik kalkınmasının adil biçimde oluyor oluşunu desteklememiz gerekiyor. Bu türden küresel bir istikrarsızlık ortaya koyan çabalara destek vermediğimizi ifade etmek istiyorum. Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret edeceğini de sözlerine ekleyen Bakan Fidan, bu şehirlerin Türk dünyası ve İslam dünyası arasında bir köprü rolü üstlendiğini söyledi. Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret edeceğim. Bu iki şehir Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim, bildiğiniz gibi Türk-İslam şehridir. Bu şehirler Çin'le Türk dünyası arasında ve Çin'le İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir. Toplumların ve halkların birlikteliği güçlü devletlerin en büyük zenginliğidir. Çin Dışişleri Bakanı Wang da iki ülkenin karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmek istediğine işaret ederek Çin Türkiye ile birlikte ikili ilişkileri üst seviyeye taşımaya hazırdır değerlendirmesinde bulundu. Gazze'nin şu anda en sıcak gündem olduğunu dile getiren Wang, Orta Doğu'da barış ve istikrarın korunması konusunda Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını aktardı. Çin ve Türkiye aralarındaki eş güdümü güçlendirerek Filistin sorununun bir an evvel adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması çabalarına ivme kazandırmalıdır dedi. Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier ile Başbakan Olaf Scholz aşırı sağ ideoloji ile ilgili uyarılarda bulundu. Irkçılar tarafından 2019 yılında öldürülen Kassel bölge valisi Walter Lübcke'yi anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier aşırı sağcı ideolojinin hafife alındığı uyarısını yaptı. Steinmeier yaptığı açıklamada aşırı sağ ideoloji mevcut yapıları ve ağlarıyla hafife alındı, aşırı sağın oluşturduğu tehlike yanlış değerlendirildi. Bu ideoloji terör eylemleri yapmaya kadar toplumu tehdit eder hale geldi dedi. Aşırı sağ ideolojinin kılık değiştirdiğini vurgulayan Steinmeier, aşırı sağcılar artık birçok dernek, grup ve sözde bilimsel enstitü kurdu, zengin bağışçılar tarafından destekleniyorlar. Partilerin siyasi yapılarını ve ayrıcalıklarını kullanıyorlar, etkileri parlamentolara uzanıyor dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da aşırı sağ teröre kurban giden Kassel valisinin 5. ölüm yıl dönümünde çağrı yaptı. Videolu bir mesaj yayınlayan Başbakan Olaf Scholz, aşırı sağcı nefret ve şiddete karşı ayağa kalkma çağrısında bulundu. Scholz mesajında, "Kalpleri zehirleyen ırkçı nefretle hep birlikte mücadele etmeliyiz. Şiddete ve teröre bulaşanlara bu toplumda yer yok," dedi. Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken Avrupa ülkelerinde aşırı sağ ve ırkçı siyaset endişeye yol açıyor. Aşırı sağ siyasetin en çok tartışıldığı ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da sanayi temsilcileri ve sendikalar aşırı sağcı ve yabancı düşmanı Almanya için alternatif partisine karşı toplumu uyardı. Sanayi temsilcileri ve sendikalara göre Almanya için Alternatif Partisi seçimleri kazanırsa ekonomi ve toplumun refahı büyük zarar görecek. Seçimler hakkında açıklamalar yapan Alman Sanayiciler Birliği Başkanı, demokrasi karşıtlarının güçlenmesinin somut bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı, seçim sonuçlarının Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin demokratik, çoğulcu ve hoşgörülü politikalarına darbe vurabileceğini belirtti. Almanya Sendikalar Birliği Başkanı Yasmin Fahimi de Almanya için Alternatif Partisi'nin kazanmasının büyük ekonomik sorunlar yaratacağını ifade etti. Fahimi, partinin çalışanları değil piyasa çıkarlarını savunduğunu belirterek aşırı sağ parti çalışanı değil devletin daha çok kar etmesini hedefliyor. Güçlü toplu iş sözleşmeleri yerine keyfi ödemeleri savunuyor dedi. Fahimi ayrıca aşırı sağ partinin zaferinin Almanya'yı derin bir resesyona sürükleyebileceği, milyarlarca gayri safi milli hasılayı ve milyonlarca istihdamı kaybetmeye neden olabileceği uyarısında bulundu. Gazze halkı hem savaşın büyük acısını hem de açlık ve susuzluk yaşıyor. İsrail'in Refah sınır kapısını da kapatarak yardım girişini engellemesiyle Gazze'de gıda ve su sıkıntısı had safhada. Kimi ekmek yapmaya çalışıyor bulduğu bir avuç unla, kimi ise yakacak bir şeyler arıyor. Koşup oynaması gereken çocuklar omuzlarında dünyayı taşıyor. Burası Gazze Cibaliye mülteci kampı. Temiz su bulmanın her geçen gün giderek daha da zorlaştığı Gazze'de çocuklar su bulabilmek için çaresizce dolaşıyorlar. 7 kişilik bir aileyiz. Buradan ateş altında kaçtık. Geri döndüğümüzden beri su yok. Birini su almaya gönderdik. Ben de diğeriyle oturup ekmek pişiriyorum. Üzerimize ateş ediyorlardı. Keskin nişancılar vardı. Biz okuldayken tanklar üstümüze geliyordu. Bütün kıyafetlerimiz gitti. Yanımıza hiçbir şey almadık. Gidecek yerleri ise yok, yalnızca bombalardan kaçmaya, Gazze'nin bir köşesine sığınmaya çalışıyorlar ancak mümkün olmuyor. İsrailliler nereye gitmemizi söylerse çocuklarımızı da alıp gidiyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Güvenli bölge diyorlar ama hiçbir alan güvenli değil. Çocuk, hasta, yaşlı demeden İsrail onların üzerine bomba yağdırıyor. Tek böbrekle yaşıyorum. Her gün bol miktarda suya ihtiyacım var. Hem de filtrelenmiş su. Normal su değil. Normal su enfeksiyona, böbrek taşlarına neden olur. Bir böbreğim var. Ne yapmalıyız? Ve tek bir soru soruyorlar. Nereye gidelim? Çocukların kıyafetleri yandı. Bir şey yok. Her şey yanmıştı. Gördüğünüz gibi çimento erimiş. Kendimizi koruyacak bir yerimiz yok. Burada 15'e yakın aile var. Her ailenin 5 veya 6 üyesi var. Nereye gidelim? Yaşlı, engelli bir kadınımız var. Onu bir yerden bir yere, bir yerden bir yere taşıyoruz. Avrupalı Türkler yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek için yollara çıktı. Tatil sezonunun girmesiyle Edirne'deki sınır kapılarında da hareketlilik artmaya başladı. Memleket özlemiyle yollara düşen Avrupalı Türkler için sınır kapılarında tedbirler arttırıldı. Baba ocağına gelmek için binlerce kilometre yol kat eden vatandaşlarımızın ülkemize sağlıklı bir şekilde girmesi ve kapılarda kuyruklara takılmadan geçmesi için hazırlıklara hız verildi.
Ticaret Bakanlığı personel takviyesinde bulunurken Emniyet Teşkilatı'nda da görevlendirmeler başladı. Duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında sorun yaşamamaları için tedbirlerin artırıldığını söyledi. Avrupa'dan yaz ayı nedeniyle gelen gurbetçilerimiz, gurbetçi sezonunun şu anda başladığını ve hareketlerini yavaş yavaş arttığını gözlemliyoruz. Bu noktada malumunuz ilimizde 4 tane sınır kapımız var. En azından kara sınır kapımız var. Bu sınır kapılarımızda da hem emniyet boyutuyla hem de gümrük boyutuyla buradaki gelen vatandaşlarımızın ülkemize sağlıklı bir şekilde girmesi, gümrük kapılarımıza hiç takılmadan, kuyruklara takılmadan girmeleri için de gerekli tedbir ve hazırlıklarımıza başladık. Bu manada Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız çok önemli personel takviyesinde bulundu gümrük kapılarımıza. Aynı zamanda emniyette görevlendirmeler başladı. Bir kısım emniyet personelimiz gelerek görevine başladılar. Bu hafta itibariyle bu artarak devam edecek. Ve sürekli bir şekilde orada vatandaşlarımızın ülke özlemiyle, memleket özlemiyle geldikleri zaman burada herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan memleketlerine gitmelerini sağlamayı temenni ediyoruz. Bu manada da bu önümüzdeki 5 ay boyunca çok önemli çalışmaları yapacağız. Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki araç ve yolcu trafiğinde artış gözlendiğini ifade eden Sezer, sınır kapılarında kaçakçılığa geçit verilmediğini belirtti. Vali Sezer, sınır kapılarında görevli tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'nin kamu harcamalarını azaltma politikalarına karşı gösteri düzenlendi. Belçika Genel Merkez İşçi Sendikası'nın çağrısıyla yüzlerce kişi Avrupa Birliği Konseyi yanındaki Jean Rey Meydanı'nda toplandı. Sendikalarını temsil eden kırmızı renk mont ve yelek giyen göstericiler, "Kamu hizmetime dokunma, kamunun imkanlarını artırın, kamu hizmetini kısmayın" yazan dövizler açtı. Sendika sözcüsü Eylem Aydemir, Belçika'nın kemer sıkma politikaları uygulamaması gerektiğini söyledi. Aydemir, bunun kamu hizmetlerinde bütçe kesintisi, sosyal haklarımıza saldırı ve işçi çıkarma anlamına geldiğini belirtti. İşçilerin daha önce pek çok olumsuz sonuçları olan kemer sıkma dönemlerini yaşadığını anımsatan Aydemir, her zaman olduğu gibi bu kemer sıkma politikalarının bedelini yine işçiler ödeyecek dedi. Avrupa Birliği'nin yeni mali kuralları çerçevesinde Belçika'nın kamu harcamalarını ve bütçe açığını azaltması öngörülüyor. Birlik içinde en yüksek kamu borç oranına sahip ülkeler arasında yer alan Belçika'nın mali reformla kemer sıkması ve yılda yaklaşık 30 milyar avro tasarruf etmesi gerekecek. Belçika'nın sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal harcamalarda ciddi kesintilere gitmesi beklenirken işçiler de bu kesintilere karşı çıkıyor. İngiltere'de gençler arasında görülen kanser vakalarında artış yaşanıyor. Sağlık uzmanları obezite salgını nedeniyle gençlerde kanserin yaşlılara göre daha hızlı arttığı uyarısı yaptı. Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları Merkezi, obezitede yaşanan artış nedeniyle gençlerde kanser hastalığının yaşlılara göre daha hızlı arttığı uyarısında bulundu. 1995 ve 2019 yılları arasındaki sağlık istatistiklerini mercek altına alan bilim insanları, artan kanser vakalarının son 30-40 yıldaki beslenme değişikliklerinin bağırsaklarda yarattığı hastalıklarla bağlantılı olduğunu düşünüyor. İstatistikler 25-50 yaş arası yetişkinlerde kanser vakası oranlarının 20 yılda %25 arttığını gösterdi. İngiltere'de her yıl bu yaş grubundaki 35 bin kişiye kanser teşhisi konulduğu belirtiliyor. 25 yaş altındakiler ise kanser vakalarında en çok artış görülen ikinci yaş grubu olarak dikkat çekti. 25 yaş altı İngilizlerde kanser görülme oranının 20 yılda %16 arttığı tespit edildi. İngiltere'de istatistiklere göre yetişkinlerin %60'ı obez. Sağlık uzmanlarına göre obezite, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik kanser vakalarındaki artışın en büyük nedeni. Müzik.
Müzik